Sevgili yay burçları, ay burcu yay ve yükselen yay olan sevgili dostlarım, 27 Ekim 2 Kasım dönemi sizleri neler bekliyor? Bir perşembeden bir perşembeye yay burçlarının yorumlarına başlıyorum arkadaşlar. Rabbimin izniyle, hayırlısıyla. Arkadaşlar, perşembe biliyorsunuz Jüpiter günüdür. Biz ona müşteri yıldızı diyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet, böyle bir müşteri yıldızının etkisi altındaki güzel bir günden merhabalar arkadaşlar. Evet. 12. evinizde 2 gün evvel meydana gelen güneş tutulması, 25 Ekim'deki güneş tutulması bilinçaltınızı çok aktif yaptı arkadaşlar. Bilinçaltınızda adeta bir fırtına esti, duruldu, sakinleşti ve ne istediğini bilen bir haldesin şu anda. Ve aç gözlü insan kim? Veya kimin kalp gözü açık? Kimin basireti bağlanmış? Bilinçaltından bunu sezmeye başladın yay burcu. Ve aynı zamanda önümüzdeki dolunaya hazırlanırken süslenen hayallerin var. Bunları devreye koyacağını görüyorum sevgili dostum. Ve sanki önünde bir işler var. Bunlar senin önüne konmuş. Gerek iş yerinde, gerek evde yarım kalan pek çok işi tamamlama fırsatı buluyorsun. Evine bereketi, huzuru taşıyorsun yay burcu. Ve yüzünle ilgili, bakınız yüzde bir leke olabilir, yüzde bir akne olabilir, yüzünle ilgili bir değişim yaşayacaksın. Allah'ın izniyle. Bazı yay burçları, sevgili arkadaşlarım, bazı yay burçları şey olacak, hani nasıl diyeyim, bir şeyleri için bekleyişe girecek. Hani bazı olaylar çoğalma aşamasında bir üretim, bir çoğaltma olayını devreye koyacağınızı görüyorum. Şimdi beyaz tenli, beyaz tenli, hafif kilolu bir kadından alacağın maddi manevi destekle her derdine ilaç olacak bir işe başladığını görüyorum. Arkadaşlar, ve bir anda başlayacak bir olay seni çok güzel bir noktaya getiriyor. Bakınız, iki tane kız çocuğu olan uzun saçlı bir kadın çıkıyor. İki kız çocuğu olabilir ya da iki çocuğu olabilir. Kız evlat, erkek evlat karışık. Böyle bir kadınla karşılaşma durumunuz olabilir. Bu kadın senin akraban, hısımın olabilir. Yakın arkadaşın olabilir. Aslında sosyal yaşantınız iyi bununla, ama bu insanın mütevazi gözüktüğüne aldanma. Bu bir illüzyon. Bu insan sürekli olaraktan gözü yükseklerde, seni çok yoruyor. Kadın ol, erkek ol, yay burcu sana söylüyorum. Bu insandan uzak ol. Çünkü seni yorması hiç bitmeyecek. Sürekli olaraktan bir şeyler istiyor. Sürekli olaraktan aç gözü doymuyor. Ve sen de başta dedim ya, 12. evin aktive olması aç gözlü insanlara karşı korunacağını haber veriyor. Adeta bir meşe ağacı gibi dimdik duracaksın düşmanlara karşı. Kilolu bir kadın. Böyle saçları ne sarı ne beyaz ten, beyaz tenli, ne sarı ne kumral, böyle bir saçları dalgalı ya da kıvırcık. Daha önceden haneye yaptırdığı bir büyü veya sana yaptırdığı bir nazar üzerinde etkili olmuş arkadaşım. O yüzden yay burcuna diyorum ki, 3 felak, 3 nas, 3 ihlas, 3 kafirin oku her gün. Avucunun içine koy, tepe çakranın aşağı dök de ki, üzerimdeki büyü, kara büyü, hasetçi insanların pis nefesleri gitsin diye bunu da yap arkadaşım. Bu kadının pis nefesi seni mahvetmiş gözüküyor. Arkadaşlar, her zaman söylerler. Kadınlar dedikodu yapıyor derler. Ben bunun teorinin %100 çürüdüğünü biliyorum. Erkekler çok dedikodu yapıyorlar. Erkekler bazen çok fazla dedikodu ve hayatı
böyle etkileyecek dedikodular yapıyor. Bir erkeğin dedikodusuna maruz kalabilirsin sevgili Yay burcum ve ona haddini bildireceksin. Sanki onu suçun üstünde yakalıyorsun ve diyorsun ki sen neden böyle böyle bana iftiralar attın, dedikodular yap. Tabii ki inkar edecek. Ama sen ne yapacaksın? Onu sözlerinle döveceksin. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu. Ve arkadaşlar, bazı hislerini ifade edemediğin için, dişlerini sıktığın için uykusuzluk çekiyorsun, diş ağrısı çekiyorsun. Ondan sonra boğaz ağrısı, boğaz tıkanıklıkları, horlama gibi durumlar söz konusu. Uyku apnesine dikkat et. Söylemek isteyip de söyleyemediklerin yüzünden böyle bir sıkıcı durumlarla karşılaşmışsın. Allah tez günde şifa versin sevgili dostum. Ve bazıları arkadaşlar, şöyle bir şey var, böyle bir itiraf niteliğinde, ben sana işte şöyle şöyle yaptım da, yarı yarıya itiraf niteliğinde birisi gelip senden adeta özür dileyecek sevgili arkadaşım. Ve böyle de bir durum var, pişmanlıklarıyla gelip gidenler var. Evet, bazı kötü deneyimlerden sonra umudunu yitirdiğin bir şey var. Fakat öyle güzel bir yola girmişsin ki bu yani seni çok aydınlığa taşıyacak. Umudunu yitirme. Çok çaba göstermişsin Yay burcu. Hayırlısıyla inancını kaybetme. Bir şans daha verilecek sana. O şansı değerlendireceksin. Ya da sen birine bir şans vereceksin. O şans da sana çok güzel şekilde gelecek, merak etmeyesin sevgili dostum. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir durum var, bir kariyer durumu var. Kariyerinle ilgili bir çalışmalar yapacağını görüyorum. Kariyer çalışmaların olacak ve ortadaki bir iş ya da orta düzeyde başarı getiren bir işi hayatına katıyorsun. Ya bir sertifika alıyorsun ya bir diploma alıyorsun. Bununla beraber bir yola gireceğini ve o yolda başarılar elde edeceğini gösteriyor sevgili dostum. Evet. Bir ev alma arkadaşlar, bir ev durumu söz konusu, ev taşınma gibi, ev alma gibi durum söz konusu. Sanki eşinle tekrar barışma, Yay burçlarına söylüyorum, bir eşle tekrar barışma, bir ilişkinin şifalanması, aynı zamanda bir hafta içerisinde bir yola çıkılması sana çok çok iyi gelecek. Yalnız şeye dikkat et arkadaşım, böyle bir ev kazalarına karşı dikkat et. Yani ikizler burcundaki Mars evdeki kazalara ya da evli insanların aniden ortaya çıkacak kavgalarına işaret ediyor. Bir de Yay hanımları ya da Yay beyleri karşı cins size çok emredebilir bu ara. Çok hükmetmeye çalışabilir. Küçük ya da orta ölçekli kavgalarınız olabilir. Büyütmemeye bakın arkadaşlar. Evet. Hafif bir gözyaşı dökebilirsiniz bir konuyla ilgili. Ama gelip geçici bir durum arkadaşlar. Ve aradığınız, bulamadığınız bir şey. Yani bir şey arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Kaybetmiş olabilirsiniz ya da ne bileyim işte bir şey, aranan bir şey bulunacak arkadaşlar. Aranan bir kişi gelebilir. Aradığınız bir eşyayı bulabilirsiniz. Kesinlikle aradığınızı bulacağınız bir döneme girmişsiniz. Ayşe gibi, eşe gibi ya da şey harfi, şeref gibi, şerafettin gibi bir kişi arkadaşlar aniden haneye gelebilir. O akrabanız varsa, yakınınız varsa, erkek ya da kadın, isminde Ş harfi, E harfi, A harfi olan birilerinden destek alıyorsun.
ve onlardan bir yardım görüyorsun. Bu kişi senin yani danıştığın bir doktor falan da olabilir. Şifa veriyor bu insan. Akraban da olsa, doktorun da olsa şifa veriyor bu insan. Bunları gördüm arkadaşlar ve de içinizdeki karanlığı atıyorsunuz. Hayırlısıyla güzel bir dönemece hazırlanın. Ve bu hafta tüm yay burçları 3 sayısına dikkat etsinler. Uğurlu sayıları 3 ve uğurlu renginiz açık mavi arkadaşlar. Böyle buz mavisi dediğimiz, hele genç kızlar blue jean'i falan çok sık giysinler. Çok şans getirecek o renk. Evde de bol bol kullanın. Hayallerinizin gerçekleşmesi için ve de kaybettiklerinizi bulmak için. İlişkinizde zarar varsa giderilmesi için mavi renge, böyle buz mavisi, açık maviyi sık sık giyin arkadaşlar. Arkadaşlar, bu evlilik olayını biraz açmak istiyorum. Belki severek evlendiniz. Belki görücü usulü. Belki de evli değilsiniz, bir ilişkiniz var ama beklenmedik bir durumla karşılaşmış gibisiniz ya. Böyle bir durum var. Ve bazı tereddütlerin olmuş. Acaba gideyim mi, kalayım mı diye. Sanki söylemek isteyip de söyleyemediklerin yüzünden içinde biriktirmişsin. İşte biraz evvel dedim ya, boğazda tıkanma, horlama ya da ne bileyim ben başka, hani dişleri sıka sıka, dişlerindeki sorunlar, bunlar hep söyleyemediğin sözlerden kaynaklanıyor. Kendini savunamamışsın ikili ilişkilerde. Ya da işte de olabilir, yani ortak iş konularında da olabilir. Bunlar olabilir arkadaşlar. Ama diyaloglardan kaçma. Sorun yaşadığın insan seni diyaloğa çağırıyor, diyaloğa gir. Ve bu gerginliğin atlatılacağını, güzel bir döneme gireceğini görüyorum. Çok aydınlık, çok sevgi dolu, şefkat dolu ve çok mutlu bir döneme girmişsin. Önemli bir sorunu hallettiğini görüyorum. Niyetlerin gayet aydınlık, moralin yüksek ve umutla bakan bir çift göz görüyorum. Umutların gerçek oluyor yay burcu ve arzularına çok çabuk ulaşıyorsun sevgili dostum. Özellikle baş ağrısından eser kalmıyor. Tüm migren, yarım baş ağrısı çekenler düşüne düşüne olmuş düşüncelerini attığından dolayı bunları da üzerinden atıyorsun Allah'ın izniyle. Ve de bir arkadaşlar, böyle bir pembe düşler sokağa derler ya, sanki pembe düşler sokağına girmiş gibisiniz. Birkaç kişi güzel bir eğlenti yapıyorsunuz. Hayırlısıyla hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ya Kadir zikrini veriyorum. 305'tir tekrar sayısı. Her istediğini istediği gibi sonsuz bir güç ve kudretle yapan demektir arkadaşlar. Ve bu Kadir zikrini çektiğinizde neler oluyor? Yani istediğiniz bir şeyi yapmaya muvaffak oluyorsunuz. Ve bir ara, yani kimseye muhtaç olmaksızın bir hayat sürüyorsunuz ve her teşebbüsünüzde başarılı olacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. İşinde başarılı olmak isteyenler, eşiyle barış yapmak isteyenler arkadaşlar, hane içine koyabilir, cüzdan içine koyabilir. Ya Kadir zikri 305 kere bu vevkin üzerine okunmalıdır. Ben uzun süre tutuyorum şöyle birkaç saniye. Bakınız, çekebilirsiniz. Adını yaz, anne adını yaz. Ya Kadir oku. Üzerinde de taşı ya da çantanda taşı, cüzdanında, evine koy. Neye niyet edersen, düşmanları yenmek için, sözünün dinlenmesi için, ailede münakaşanın bitmesi için. Öğrenme zorluğu çeken çocuklarınız için yazıp, Bismillahirrahmanirrahim deyip yazıp İçirebilirsiniz suyunu. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklara da iyi gelir. Bak, bir daha koyuyorum arkadaşlar. Bin derde deva. Yapın arkadaşlar. Ben sizi seviyorum. Gidip de hocalara bilmem avuç dolusu para mara vermeyin. Ben burada her şeyi veriyorum. Bana da gelip baktırmayın arkadaşım. Ben her şeyi veriyorum ya. Gerek yok ya. Vallahi billahi, özel bir şey açtırmayın. Gerek yok. Ben burada her şeyi veriyorum. Çok şükür.
Rabbim sizinle beni buluşturdu ya. Elhamdülillah arkadaşlar. Yay burcu seviyorum ya Kadir 305 çekiyorsun üstüne. Hadi gelecek perşembe takipte misin? Ölmez sağ kalırsak beraberiz. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.